Türkiye'nin mali suçlarla mücadeleye uyumunu tespit eden Mali Eylem Görev Gücü'nün oluşturduğu gri listeden çıkıp çıkmayacağına ilişkin karar belli oldu. Kara para aklamanın uluslararası alanda önlenmesi amacıyla OECD bünyesinde kurulan FET'in güncellenmiş listeyi açıklamasına dakikalar kala Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Şimşek, sosyal medya platformu X üzerinden başardık diyerek Türkiye'nin gri listeden çıktığını duyurdu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu elektriğe %38 zam geldiğini duyurdu. EPDK'dan yapılan açıklamada yeni tarifelerin 1 Temmuz itibariyle geçerli olacağı belirtildi. BOTAŞ tarafından yayımlanan Temmuz tarifesine göre konut, sanayi ve elektrik santralleri için elektrik fiyatında artış yapılmadı. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatına neredeyse 2 yıldır, sanayide kullanılan doğalgaz fiyatına ise Ekim 2023'ten bu yana zam yapılmıyor. Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye'nin iklim değişikliği sebebiyle sıklığı ve şiddeti giderek artan taşkınlara ve kuraklığa karşı dirençliliğini güçlendirme ve insanlarını koruma çabalarını desteklemek için 600 milyon dolar tutarında bir finansmanı onayladı. 1 Temmuz 2024 Pazartesi tarihi itibarıyla temassız ödemelerde yepyeni bir sayfa açılıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla temassız ödeme limiti 750 liradan 1500 liraya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre ÜFE 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,63 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,60 artış ve 12 aylık ortalamalara göre %80,77 artış gösterdi.